Herkese merhaba. Adım Adım Kanada'ya hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Bizi tanımayanlar için kısaca kendimizden bahsedelim. Biz yaklaşık 8 ay önce Kanada'nın Victoria şehrine geldik ve bugünkü videomuzda da sizlere biraz daha Kanada'da karşılaştığımız, hem olumlu olarak şaşırdığımız hem de aslında biraz böyle olumsuz bir şekilde şaşırdığımız olaylardan bahsedeceğiz. Bununla beraber yine Türkiye'den farklı gördüğümüz uygulamaları bugünkü videomuzda sizlerle paylaşıyor olacağız. O zaman hazırsanız hadi gelin başlayalım. İlk olarak olumsuzlarla başlayalım. Evsizler. Evsizler British Columbia eyaletine sıcak olduğu için tercih ediyorlar. Bütün bölgelerde evsiz popülasyonu çok yüksekmiş. Çünkü insanlar çalışmak istemedikleri zaman devlet onları zaten destekliyor bir şekilde. Ve bu onlar için bir hayat ve yaşam tarzı. Bazıları var ki uyuşturucu kullanıyorlar. Devlet onlara tıbbi olarak uyuşturucu sağlıyor. Çünkü overdose'dan ölmelerini istemiyor. Evet, yani uyuşturuculu mücadele kapsamında aslında tıbbi uyuşturucu adı altında veriyorlar bunu. Evet. Bu da bizim çok şaşırdığımız ve bu sebeple de sokaklarda sürekli kafası kıyak evsizleri görmemize sebep olan bir durum oldu. Yani biz hoşlanmıyoruz açıkçası bu durumdan, çünkü hani biraz huzursuz hissediyoruz. Evet, ikincisiyle devam edelim. Etiketlerde vergisiz fiyatın görünmesi. Bir mağazaya girdiğinizde veya bir markete girdiğinizde evdeki hesap çarşıya her zaman uymuyor. Çünkü siz bir kafanızda hesaplama yapıyorsunuz etiketleri gördüğünüz kadarıyla. Fakat kasaya gittiğinizde daha fazla ödüyorsunuz. Vergi, bu etiketlerin üzerine vergi binmiş oluyor. British Columbia'da iki tane vergi var. %5 ve %7 olacak şekilde. Yani toplamda alışverişinizde %12 vergi eklenmiş oluyor. 3. Üçüncü olarak da burada birçok alanda, birçok sektörde ufak sarf malzemeler ücretli. Evet arkadaşlar, yanlış anlamadınız. Misal gittiniz, hediye aldınız, bunu paketlettireceksiniz. Ayrıca hediye paketine para veriyorsunuz. Bazı mağazalar bunun için favor yapabiliyor. Atıyorum lastiğiniz indi, gidip lastiğe hava basmak istediniz, $2 veriyorsunuz. Ki bu çok absürt bir şey. Postaneden kargonuzu yollamak mı istediniz? Evet, o zaman da işte burada bazı sarf malzemeler için para ödemeniz gerekiyor. Misal kargo poşeti, misal zarflar. Bunlar için siz ücret talep edebilirler. Bu da bir not. Evet, benim bir anım, bir keresinde postaneye gittiğimde bantım yanımda yok diye hani bana şey dedi, bantınızı bundan sonra lütfen kendiniz getirin. Hani ben şimdilik size destek olacağım ama normalde böyle bir hizmet vermiyoruz. Evet. Devam ediyorum. Apartmanlarda otoparkın ek ücretli olması. Biz şimdi bir apartmanda yaşıyoruz. Bu apartmanın zaten kira bedeli var. İşte ekstra giderlerimiz var vesaire. Ama aynı zamanda otopark içinde ayrı bir kira bedeli ödüyoruz. Biz $50 ödüyoruz. Bu fiyat hani apartmandan apartmana, downtown'da olup olmamasına, merkeze uzaklığına göre değişebiliyor. Bunun sebebi de şu. Orası tamamen size ayrılıyor. Bu aslında güzel bir şey. Sizin dışınızda hiç kimse park alanına park edemiyor. Ama buna ekstra para ödüyor olmak da sıkıntılı. Aslında eğer yer bulabiliyorsanız şanslısınız. Çünkü bazen apartmanların yerleri kalmıyor. O zaman para ödemeye gönüllü bile olsanız maalesef bir park alanınız olmuyor. Dışarıya sokağa bırakmanız gerekiyor. Son olarak da bankacılık sisteminde bazı gördüğümüz eski uygulamalar var. Bunlardan bir tanesi de sıra numarası almadan kuyruğa girmek ve sıra size gelince işleminizi yapmak. Çek sistemi hala burada aktif. Çekten kastım da şu arkadaşlar, maaşınızı bazı firmalar çekle ödüyorlar. Atıyorum devletten bir iade ya da herhangi bir vergi iadesi alacaksınız, bu size çekle geliyor. Geçen haftalarda bizim kapımıza trafik sigortasından işte $100 gibi bir iade geldi. Bunu da çekle yaptılar. Biz de hala gidip almadık mesela. Çünkü neden? 4'e kadar çalışıyoruz genel olarak ve 4'ten sonra da bankalar kapanıyor burada. O yüzden bizim gidip almamız gerekiyor ve çek neredeyse 1,5 aydır öyle evde nerede olduğumu bile bilmiyoruz. Ya ihtiyacımız olursa bir yerde duruyor. Evet, şimdi bunlar olumsuz olanlardı. Şimdi biraz olumlu şaşırdıklarımızdan bahsedelim ki bunların sayısı çok daha fazla. Restoranlarda su bedava. Bu önemli. Neden? Çünkü aslında şunun da göstergesi. Musluk suyu içilebiliyor burada. Bu yüzden de restoranlarda ilk hemen su servisi yapıyorlar ve bu tamamen ücretsiz. İkinci olarak da bu bizim için çok önemliydi. Türkiye'de kaybettiğimiz ve artık
içimizde yarı olan bir şeydi. En önemli şeylerden bir tanesi aslında burada nezaket. Nezaket ve insanların birbirine olan sabrı. Kuyrukta bir şey beklediğinizde herkes çok sabırlı bir şekilde sizi bekliyor. Hiç kimse oflamıyor, puflamıyor. Bunun dışında yolda yürürken özellikle küçük semtlerde insanlar gözünüze bakmaktan çekinmiyorlar Türkiye'deki gibi. Selam veriyorlar. Bir restorana girdiğinizde veya bir store'a girdiğinizde orada mutlaka önce size sordukları nasılsın, günün nasıl geçiyor, her şey yolunda mı gibi sorular soruyorlar. Hiç tanımadığınız insanlar. Şaşırtan ama aynı zamanda da bizim çok hoşumuza giden bir özellik oldu. Bu açıdan hani daha önceden de duyduğumuz o nezaketi burada deneyimlemek bizi olumlu yönde şaşırtan en önemli şeylerden bir tanesi. Ek olarak burada insanlar otobüslere binerken ve inerken otobüs şoförlerine teşekkür etmeyi unutmuyorlar. Bu da bir dipnot. Evet, yine Türkiye'den çok daha farklı aslında bir kural olan, yani evrensel bir kural olan yaya geçidinden bahsedeceğiz. Yani eminim ki hani siz de bunu daha öncesinde de duymuşsunuzdur. Türkiye'de yaya geçidini hiçbir şekilde kullanmıyoruz. Yaya geçidinde durduğunuz zaman kazaya bile sebep olabiliyorsunuz. Çünkü öyle bir kültürümüz gelişmemiş maalesef. Fakat burada yaya geçidi inanılmaz önemli. Yaya geçidinin gerçekten hakkı veriliyor. Hani bir refleks olarak yaya geçidi görüldüğü anda arabalar zaten yavaşlıyorlar ve bir yayayı en başında gördükleri anda duruyorlar. Önce yaya, yani burada gerçekten en öncelikli yaya olarak görülüyor. Birebir yaşadığımız için bu bizi çok mutlu eden olumlu şaşkınlıklarımızdan bir tanesiydi. Yani önce insan arkadaşlar. İkinci el kültürü burada çok yaygın bir kültür. İkinci el kültüründen kastımız da şu: insanlar yeni eşyalar almaktan kaçınıyorlar ilk etapta. Eğer çok bulamadığı bir şey varsa ya da çok istediği bir şey varsa o zaman gidip yenisini alıyor. Ama burada ikinci el satan dükkanlar var. Bu dükkanlar bağış yöntemiyle raflarını şeyler koyuyorlar. İnsanlar çöpe atmak yerine bu ikinci el satan ve komünitelere ait olan dükkanlara bağışlarını yapıp oradan o ürünün geri dönüşümle başkalarına daha ucuz olarak hizmet etmesini sağlıyorlar. İkinci el kültürünün çok gelişmiş olduğunu ve insanların bu şekilde hayatlarını sürdürdüklerini söyleyebiliriz. Bu bizim ülkemizde görmediğimiz, insanların biraz eskiyince çöpe atalım dedikleri şeylerin burada hala kullanıldığını, insanların bunları giydiğini görünce şaşırdığımız durumlardan bir tanesi. İkinci el kültürüyle birlikte burada geri dönüşüme de çok önem veriliyor. Atıklara çok önem veriliyor. Zaten çöp sistemi de tamamen buna göre yapılmış durumda. Buradaki çöp sisteminde organik çöpleri ayrı bir şekilde ayırıyorsunuz. Organik için yapılan, aynı zamanda doğaya karışabilen, plastik olmayan çöp poşetleri var. Onları organik poşet olarak ayırıyorsunuz. Bunun dışında da cam şişe gibi, işte kağıt gibi geri dönüştürülebilen şeyleri de geri dönüşüm kutusuna atıyorsunuz ve buna göre de geri dönüşümler gerçekleşiyor diyelim. Pozitif olarak çalışanlara Kanada'nın ayda bir kere bir tatil günü hediyesi var. Buna da long weekend deniyor. Bunu cuma gününe ya da pazartesi gününe denk getirip hafta sonunu 3 gün tatil olacak şekilde organize ediyorlar ki çalışmadığınız o günün ücretini de siz şirketinizden alıyorsunuz. Evet, eğer o gün çalışıyorsanız da fazla mesai olarak düşünülüyor ve buna göre daha fazla, yaklaşık 1,5 ya da 2 katıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu şekilde para alıyorsunuz ekstradan. British Columbia eyaletinde yılda toplamda 10 tane stat holiday denilen bu tarz böyle long weekends, uzun hafta sonu yapabileceğiniz tatiller var. Bu da Kanada'nın özellikle çalışanlarına verdiği bir destek. Yani insan burada hala değerli arkadaşlar. Evet, genel olarak olumlu ve olumsuzları bu şekilde ayırdık ama bunun dışında herhangi bir sınıflandırmaya koyamadığımız ama Türkiye'den daha farklı olarak gördüğümüz uygulamalar var. Biraz da bunlardan bahsedelim. İlk olarak burada apartman daireleri işletme şirketi tarafından kiralanıyor. X firma binayı alıyor veya yapıyor ve kendi kiralıyor. Mal sahibinden kiralık daire bulmak biraz zor. Onun için property management şirketleri bu işi yürütüyorlar. Peki, ev sahibi olarak kurumsal bir firmayla karşı karşıya kalıyorsunuz. Dipnot. Bunun dışında farklı olan şey ise, bence bu güzel bir şey kesinlikle, beyaz eşyalarla beraber kiralanıyor. Fırın ve buzdolabı kesin oluyor evlerde ama onun dışında bulaşık makinesi bazı evlerde olabiliyor. Buna göre kiraların fiyatlarında biraz artış olabiliyor. Çamaşır makinesi de bazı evlerde dairenin içerisinde oluyor. Eğer yoksa da genelde o binaların çamaşır odaları bulunuyor, ortak kullanımlı ve bunlar da cüzi ücretli bir şekilde hizmet sağlıyor. Burada alkol satışını likör store'lar yapıyor arkadaşlar.
arkadaşlar. Ama sadece likör store'larda satılabiliyor ve sadece bunun için yetkilendirilen marketler satıyor. Bunun dışında likör store'da çalışanların mutlaka alkol satışı sertifikası bulunuyor. Bu alkol satış sertifikasını almadan likör store'larda çalışamıyorsunuz veya restoranlarda içki servisi yapamıyorsunuz. Üçüncü olarak ilaçların reçeteye ihtiyaç duymayan bazı ilaçların süpermarketlerde, reyonlarda sergilenmesi ve satılması, aynı zamanda süpermarketlerin içinde bir de eczanenin, yani reçeteyle ilaçlarınızı alabileceğiniz eczanenin bulunması bizim şaşırdığımız durumlardan bir tanesiydi. Evet, bunun dışında yine Türkiye'deki farklı olan şeylerden bir tanesi, sokaklarda kedi, köpek hiçbir şekilde sahipsiz bulamıyorsunuz. Gördüğünüz zaman bir kedi mutlaka zaten tasması oluyor. Köpekler de zaten sahibiyle birlikte oluyor. Kedi, köpek dışında ama birçok işte rakun gibi, işte geyik gibi, sincap gibi hayvanlar görüyorsunuz. Hatta havada genelde şahinler görüyoruz. İşte kartallar görüyoruz. Akbabalar var. Bunun dışında okyanusumuzda balinalar var, foklar var. Hani Türkiye'nin çok farklı olarak burada gerçekten vahşi hayatla daha yakın yaşıyoruz aslında diyebilirim. Bazı bölgelerde ayıların evlerin yakınlarına kadar indiği de söyleniyor ama biz Victoria'da henüz görmedik. Allah korusun diyelim. Aslında güzel olan diğer uygulamalardan bir tanesi de Kanada'da ehliyet sistemi. Herhangi bir Kanadalı ya da yurt dışından gelmiş ama yeniden ehliyet alacak ilk defa ehliyeti olacak biri British Columbia eyaletinde iki kademeli ehliyet sisteminden geçiyorsunuz. İlk önce learner ehliyetini alıp daha sonra da novice ehliyetini alıyorsunuz. Belli bir süre sonra herhangi bir trafik kazasına karışma, herhangi bir trafik kuralını ihlal etmek gibi sebepler yüzünden ehliyetinize el konulmazsa kalıcı ehliyetinize sahip oluyorsunuz. Evet, bu süre içerisinde eğer learner'sanız BC ehliyeti olan biriyle ancak kullanabiliyorsunuz. Novice'seniz işte belli kuralları var, belli bir sayının üzerinde kişiyi aracınızda bulunduramıyorsunuz gibi gibi. Hani detaylı ama Türkiye'den çok daha farklı bir ehliyet sistemi var. İlk defa ehliyetini alacaklar için. Evet, son olarak da saatlik ücret ile maaş ödemelerinden bahsedelim. Tabii herkes bu şekilde değil ama özellikle giriş seviyesindeki işte çalışıyorsanız genel olarak saatlik bir şekilde ücret alıyorsunuz. Eğer 8 saatlik bir çalışma yapıyorsanız saatlik ücretinizden alıyorsunuz. 8 saatin üzerine çıktığınızda 12 saate kadar 1,5 katı, 12 saatin üzerinde bir çalışma yapıyorsanız bu sefer de maaşınızın 2 katını alıyorsunuz. Buna göre çok hani belirli bir kuralı var mesai saati kavramının. Bunun dışında da yasal olarak sadece yarım saatlik bir öğle yemeği arası var. Burada Türkiye'den farklı olarak genelde şirketler çalışanlarına öğle yemeği vermiyorlar. Öğle yemeğini genelde evden getirme kültürü çok yaygın. Öğle yemeği parası da ödenmiyor. Hani ek bir ödeme de genel olarak yapıldığını biz hiç görmedik, duymadık. Yine ulaşım için de size herhangi bir ek ücret ödenmiyor. Size sadece pür maaşınız veriliyor. Yani Türkiye'deki böyle öğle yemeği, işte yol parası gibi gibi durumlar genel olarak yok. Bunu da bahsetmiş olalım. Evet, Kanada'da deneyimlediğimiz, hem olumlu hem de olumsuz olarak değerlendirdiğimiz, şaşırdığımız olaylar bu şekildeydi. Sizin de farklı duyduğunuz, farklı yorumlar varsa lütfen aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Bunun dışında farklı videolar bizden bekliyorsanız onları da sizlerden bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı, bizi Instagram'dan da takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.